Merhaba sevgili dostlar. Ilgın ismini verdiğimiz yeni seramik setlerimizle çalıştığımız projemize başlıyorum. Özel seri seramiklerimizden, ömür serisinden ben üçlü bir takım seçtim. Meyvelik ve iki tane de şamdanım var. Projeme bununla başlayacağım. Artemella 3007 kahverengi opak boyamla objelerimin seramik kısımlarını boyamakla çalışmama başlıyorum. Fırçamla bir kat düzgün bir şekilde boyamı sürüyorum. Ve tamamını hazırlayana kadar ve kuruyana kadar bekliyorum. Evet, kahverengimizle seramik bölümlerini boyadık. Kurumasını bekledik. Şimdi yağ yeşili Artemella 3010 numaralı rengimizde polyester kısımları boyayarak boyamızın kurumasını bekliyoruz. Bir kat boyamız yeterli. Evet, bu şekilde iyice boyayarak fırçamızda çalışmamızı sonlandırıyoruz. Objemizi boyadıktan sonra sıra geldi. Şimdi üzerine seçtiğimiz Artemella kolay transfer desenini geçirmeye. Koyu zemin 1415 numaralı transferimi seçtim ben bu projemde. Koyu zemin olarak kahverengiyi kabul ediyorum ve çalışmaya başlıyorum. Şimdi dikkat ederseniz objemiz oyuklu bir yüzey ama kağıdımız düz. Bu yüzden kağıdımızın belirli yerlerinden pensler atıyorum ki objeye yerleştirdiğimde çok rahat bir şekilde yerleşsin kağıdım objemin içerisine. Şuradan da bir parça desenime göre pensler atıyorum. Şimdi her zaman yaptığımız gibi jelatini kaldırıyoruz. Salkım şeklinde bir gülümüz var. Onu dikkatli bir şekilde objemizin yüzeyine yerleştiriyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu, kağıdımızı direkt hemen döşemiyoruz, bastırmıyoruz. Süngere ıslatıyoruz süngerimizi. Sünger yardımıyla kağıdımızın özelliğinden dolayı transfer kağıdımızı, bu arada transfer kağıdımızı da boyadık zemine sürtünce yeşil rengimizle. Neyse, kurur. Şimdi dikkatli bir şekilde kağıdımızı ıslata ıslata obje yüzeyine yerleştiriyoruz. Kağıdımızın özelliğinden dolayı bakın şu şekilde kağıt yerleşecektir. Böylece yuvarlak objeleri nasıl transfer kağıdını yerleştiriyoruz, ben onu göstermiş oluyorum size. Evet. Yine bu şekilde iyice kavis yaparak, kırarak kağıdı yerleştiriyoruz. Yırtılır veyahut da desenin güzel çıkmaz diye korkmuyoruz. Tabi biraz özen gösteriyoruz ama beyaz kağıdımızı iyice objemize yerleştiriyoruz. Transferde tamamlama yapacağımız için de şu hafif kıvrıklıklar bizi üzmüyor. Ve bu şekilde tamamlayarak transfer kağıdımızı obje yüzeyine yerleştiriyoruz. Evet, yuvarlak objelerde Artemella kolay transferlerinin aktarılması bu kadar kolay oluyor. 20 saniye sonunda kağıdımızı kaldıracağız. Evet, şimdi 20 saniyenin sonunda transferimi alıyorum. Yavaş yavaş kaldırıyorum.
kesenimin üstüne baskılayarak çıkarıyorum. Evet. Şimdi desenimin yüzeyini ıslak süngerimle siliyorum her zamanki gibi. Peçetemle de kuruluyorum. Şimdi transferin bu yüzeyde yamalı gibi yama görüntüsünde olduğunu hepimiz görüyoruz. Birazdan resim tamamlama yapacağız seramik üzerinde. Bunun için bana ne gerekli? Bunun için kahverengi boyamla transferimin kenarlarından süngerim yardımıyla tamamlamalar yaparak ürünün seramikle bütünleşmesini sağlayarak resim tamamlama işlemi yapıp seramimin tamamını bu şekilde çalışıyorum. Evet, kahve tonlarla başladık. Kızıl kahve, biraz siyah boya kullanarak dikkat ederseniz transferi çok kolay bir işlem. Şu anda yaptığım, bakın dikkat ederseniz renk geçişinde rahatlıkla sizlerin yapabileceği çalışmalardan. Evet, bu şekilde resim tamamlayarak çalışmamıza devam ediyoruz. Evet, kahverengi yeşil, yağ yeşili, siyah ve kızıl kahve ile resmimizi seramik obje üzerinde tamamladık. Diğerlerinde de şu şekilde tamamlamamızı yaparak çalışmamızı sonlandırdık. Transfer tamamlamamız bittikten sonra şimdi sıra geldi polyester kısımları eskitmeye. Bunun için Artebella metalik altın rengimi kullanacağım. Fırçama metalik altınımdan çok az bir yükleme yapıyorum. Fazlasını peçete yüzeyine bırakıyorum. Ve eskitme yapmak istediğim yerlere hafiften fırçamı sürterek gold boyayla objemin şöyle yakından görebilirsiniz eskimesini sağlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken husus, aynı yönde eskitme işlemini yapmam. Şimdi ne yapıyorum? Ben şöyle tutayım, daha rahat olacak benim için. Şöyle tek yönde, başladığım yönde eskitmemi yaparak altın rengiyle yağ yeşili rengini üzerine çalışmama devam ediyorum. Artebella metalik altın rengimizle eskitmemizi yaptık. Üstüne bakır metalimizi kullanacağız. Yine aynı yöntemle fırçamıza boyayı yükleyeceğiz. Fazlasını peçetemize alarak yalnız bakırı biraz daha yoğun süreceğiz. Çünkü projemizde biraz daha bakır yoğun şekilde istiyor. Bakın bu şekilde eskiterek çalışmamızı sonlandıracağız. Evet, ardından gövde kısmını, polyester kısmı değil, gövde kısmını Artebella su bazlı vernikle vernikleyerek projemizi bitiriyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.